Sayın hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli sektör mensuplarımız, yol arkadaşlarımız ve basınımızın değerli mensupları. Aday ve proje tanıtım günümüzde burada olduğunuz için sizlere ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyor, sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Değerli meslektaşlarım, Türkiye'nin toplam ihracatına aralıksız katkı veren sektörümüz yeni yönetimlerini seçmeye hazırlanıyor. Genel kurullarda üyelerimiz bir karar verecek. Bu karar eski anlayışla yeni anlayış, değişime açık olanlarla değişmek istemeyenler arasında, çoğulcu yönetimle tekil yönetim arasında verilecek bir karar olacaktır. Ege Maden İhracatçı Birliklerinde değişim artık zorunlu hale gelmiştir. Yıllardır aynı ekipler iş başında ve sonuç ortada. Bu yüzden değişim şart. Eski yöntemlerle bu kadar hızlı gelişen sektörü yönetmek mümkün değil. Sürekli aynı insanların yönetime seçilmesi ve alışılmış çaresizlik sektörümüz önündeki en büyük engel. Hizmet süresini tamamlayanların bayrağı bir an önce yeni nesillere devretmesinin iyi olacağı son dönemde herkesçe kabul görmüş bir düşüncedir. Bizler koltuktan güç almaya değil koltuğa güç vermeye geliyoruz. Yaşadığımız çağın gereği olarak sektörün tüm bileşenlerinde değişim rüzgarı güçlü bir şekilde esmeye başladı. Bizler Ege Maden İhracatçı Birliklerinin tüm üyelerinden birlikte yönetim için destek istiyoruz. Her türlü karar ve girişimimizde sektörün tüm bileşenlerinden ve bireylerinden katılım sağlayacağız. Şeffaf olacağız. Yönetimde olsun veya olmasın, her konuda bize ulaşan veya bizim de ulaştığımız herkesten faydalanacağız. Ortak akıl, ortak yönetim anlayışıyla birliği birlikte yönetmek istiyoruz. Değerli arkadaşlarım, ihracat rakamları konuşarak değil, sorunları çözerek artar. Bize göre ihracat rakamlarını yükseltmek, rakamlar üzerinde konuşaraktan değil, ihracatçılarımızı ve üreticilerimizin sorunlarını ortadan kaldırmakla, engelleri aşarak, değişiklikleri hayata geçirerek ve çok çalışmakla mümkündür. Hep birlikte bunu başarabilirsek, ülkemiz için daha fazla katma değer sağlayabiliriz. Göreve gelmemiz halinde yüksek enerji maliyetleri, navlun ve ekipman sorunları, ruhsat güvenliği, fuardaki haksız rekabet ve sektördeki nitelikli insan kaynağı gibi sorunların çözümüne odaklanacağız. Pandemiden hemen önce başlayan ve pandemi ile zirveye çıkan konteyner, ekipman ve olağanüstü artım navlun maliyetleri de en önemli öncelikli sorunlarımızın başında geliyor. Bizler ihracatımızın neredeyse tamamını FOB yapıyor olsak da navlun fiyatlarının yaklaşık 5 katına çıkması ve buna rağmen ekipman sorunu yaşanması üreticimize ve ihracatçılarımıza önemli sıkıntılar yaşatıyor. Gecikmeyle çıkan veya çıkamadığı için fabrika stoklarında bekleyen her ürün üreticiye finansman yükü olduğu gibi tekrar siparişlerin de aksamasına ve totalde ihracat rakamlarının düşmesine sebep olmaktadır. Mermer ve maden çıkışları konteyner ihracatın en önemli kalemi ve bu konuda çok güçlü bir şekilde armatör ve acentalarla görüşmeler başlatacağız. Limanlardaki masrafları düşürmek için mücadele edeceğiz. Hatlar ile yaşanan sıkıntılarda üye firmalarımıza gerekirse hukuki danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Ruhsat güvenliğinin mülkiyet hakkı gibi sağlam bir yapıya kavuşturulması ana hedeflerimizden birisidir. Minimum ithal girdilerin olduğu sektörümüzde ruhsat izin süreçlerinin daha hızlı sonuçlanması gerekmektedir. Bu süreçte tek noktadan çözülebilmesi için gerekli çalışmaları ivedilikle hayata geçireceğiz. Ayrıca madenlerimizle ilgili gerekli tüm sürdürülebilirlik çalışmaları uzman derneklerle ilgili üniversitelerden işbirliği içinde başlatacağız. Ege'nin ihracatçıları olarak bizler artık küresel pazarda hak ettiğimiz değeri ve önemi görmek istiyoruz. Tüm fuarlardaki yüksek ücretlendirmeler ve stand seçimindeki haksız rekabet ile mücadele edeceğiz. Yurt dışı fuarlarına daha çok destek ve katılım sağlayacağız. Yapılacak yurt dışı pazarlama ve URGE gibi etkinliklerimizde yeni ve ihracat potansiyeli olan genç ve dinamik firmalarımızı ön planda tutacağız. İşçilik ve yüksek girdi maliyetleri ilgileneceğimiz başlıca konularımız arasında yer almaktadır. Aynı zamanda madencilerimiz ve ihracatçılarımızın gereksinimlerini doğrultusunda gerek ocak gerekse üretim ve ihracat alanlarında nitelikli iş gücünü arttırmak için tüm sertifika ve eğitim programları gerçekleştireceğiz. Hepimiz aynı gemideyiz.
Artık yaşadığımız sorunlarla baş başa kalmayalım. Birlikte her şeyin üstesinden gelebiliriz. Bu işi bilen, uzman bir kadronun sunacağı yol haritasında ilerlemek istiyoruz. İhracatçılar ve üreticilerimiz kapısını çaldığı zaman birliğinden en üst seviyede hizmet görmek istiyor. Bunun için Ege Maden İhracatçı Birliklerine bağlı gerekli her ilde irtibat ofisleri açarak büyük, küçük demeden her ihracatçımızın ve üreticimizin yanında olacağız. Neredeyse ithalat girdi maliyetleri olmayan, katma değer yaratan sektörümüz için çeşitli ve kapsamlı teşvik alarak sektörümüzün büyümesini hızlandırmak, doğru ve ulaşılabilir data paylaşımı sağlamak, ihracata konu olan ülkelerde müşteri alışkanlıkları, şirket incelemeleri ve tüm üyelerimizin birliğinden, imkanlarından eşit ve hakkaniyetli paylaşımı sağlamak proje çalışmalarımızın arasındadır. Önce değişeceğiz, sonra gelişeceğiz. Dünyanın en genç nüfuslarından birine sahip olan ülkemizde gençlerimiz ihracatımızı domine ettikleri artık göz ardı edemeyiz. Değişim gençlerdedir. Bizler yeni ve dinamik ihracatçılarımızı teşvik edecek Ege Maden İhracatçı Birliklerinin imkanlarını, hizmetlerini sunarak sektörümüze yeni ihracatçılar, yeni nefesler katacağız. Biz genç ve tecrübeli bir ekibiz. Amor ve benzeri projeleri hayata geçiren arkadaşlarımızla dijitalleşen ve hızlı gelişen yeni ticari hayatta sektörümüz ve ihracatçılarımız hak ettiği uluslararası değere ulaştırmak için Ege Maden İhracatçı Birliklerinin tüm imkanlarını kullanacağız. Arkadaşlar, bu bir bayrak yarışıdır. Amacımız sektörümüz ve ülkemizin kazanmasını sağlamak. Güçlü bir yönetim kurulu oluşturduk. Sektörümüzün her unsuruna yer vermeye çalıştık. Sorunları biliyor ve çözümü için planlarımızı yaptık. Seçimden sonra sen, ben, o olmayacak. Oy veren, vermeyen. Tüm üyelerimize eşit mesafede olacağız. Seçimin taraftarı, saygı çerçevesini aşan çekişmelerle sektörü kutuplaşma yaratmamalıdır. Sektörümüze genç ve dinamik ekiple desteklenen yeni, farklı bir bakış açısı bile hizmet etmek istiyoruz. Yönetim kurulu olarak adaylarımıza başarılar diliyoruz. Hepinize teşekkür eder, kongremizin sektörümüz için iyilikler ve yenilikler getirmesini temenni ederim. Saygılarımla. Şimdi yönetim kurulu listemizdeki değerli çalışma arkadaşlarımı tek tek sizlere takdim etmek istiyorum. Marble City Maden Mermer Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Serkan Sarıçiçek. Konteyner sorunu, enerji sorunu ve işçilik sorunlarımız var. Bununla ilgili de çalışmalarımız zaten mevcut. Eğer göreve gelirsek bununla ilgili de bu ihracatı nasıl geliştirebiliriz, nereye taşıyabiliriz, bu sorunları öncelikle çözmemiz lazım. Bu sorunları çözemezsek ihracatımız geliştiremeyiz, ihracatımız büyümez. Yani rakamları büyütemeyiz. O yüzden sorunları tek tek çözeceğiz ve sorunları iyi biliyoruz yani. Teşekkür ederim. Sorunuz için teşekkür ederim. Sadece Afyon'dan çıkmıyor mermer. Türkiye'nin birçok illerinde mermer ocaklarımız mevcut. Bununla ilgili bahsettiğiniz şey blok, ham madde bloğu, yurt dışı ihracatı. Bununla ilgili Çin, Hindistan, İtalya gibi ülkelerle ihracat gerçekleştiriliyor. Bu ocakların ayakta kalması için bunun ihracatını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ham maddeyi de satmamız gerekir. İşlenmiş malı da satmamız gerekiyor. Biz amacımız İhracatı nasıl geliştirebiliriz? Yani bu ocakçılar önündeki engelleri önce bir aşmamız lazım. Ocakçılar ciddi şekilde engellerle karşı karşıya var.
Özellikle izin, dediğim gibi işte orman izni, meralar, çet raporları, bunların aşılması lazım. Bunları aşarsak zaten üretim daha hızlanacak, ihracat rakamları yansıyacak. Ebat'ta da zaten son 2 yıldır pandemi zamanı ciddi şekilde bir artış söz konusu ihracatımızda. Yaklaşık 2.1 milyar dolarlık bir ihracatımız söz konusu. Bunun için de geliştirmek için, bu rakamları ileriye taşıtmak için elimizden gelen şey yapacağız. Biliyoruz, inşallah seçilirsek bununla ilgili planlarımız mevcut. Teşekkür ederim. Maskeyi çıkarıp konuşabilirsiniz daha net anlayacağım ama kusura bakmayın tamamlayamadım sorunuzu. Baştan dediğim gibi ortak yönetim ortak. Yani biz bu sektörün sorunlarını danışmanlıkları başvurarak da yani üniversitelerdeki profesörlerden raporlar hazırlattırarak da dışarıdan da destek alarak da birlikte çözeceğiz. Yani biz bir olmazsak zaten bir şey çözemeyiz. Konuşmamda belirttim. Sen ben olmayacak. Biz olacağız. Biz bütün olduktan sonra sorun çözemeyeceğimiz sorun yoktur. İnşallah bu sorunları çözeceğiz birlikte. Başka soru soran var mı? Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.